Yunan'dan ve açlık nedeniyle her gün yüzlerce kişinin öldüğü Yunanistan'a Kızılay'ın kurtuluş vapuru umudun adı olmuştur. Yurt içi ve yurt dışı insani yardım operasyonuna destek veren milyonlarca insanın yarasını saran Kızılay, bağışçılarını platin ve altın madalya ile ödüllendirdi. Bağışta bulunan 83 bağışçıya madalyaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi. Kızılay'a bağışta bulunan şirketler, kamu kurum ve kuruluşları, Kızılay'ın 149. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlediği geleneksel iftar yemeğinde platin ve altın madalya ile ödüllendirildi. İftar yemeğine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayankaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve çok sayıda davetli katıldı. Kızılay Genel Başkanı Kerim Kınık, 149 yaşında olan Kızılay'ın geleceğinin ne kadar aydınlık olduğunu ve bu buluşma atmosferinde bir kez daha gördüğünü söyledi. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, Suriye'de 6,5 yıldır yaşananlar herkesin malumu. Açık kapı politikası uygulayarak milyonlarca insanın hayatını kurtaran devletimiz bugün de çok boyutlu desteklerini aralıksız olarak sürdürüyor. Kızılay olarak bu yardımlarda doğrudan rol alıyoruz. Halep'i terk etmek zorunda kalan sivillerin tahliyesi de bunlardan biriydi. 30 kilometre kare alana sıkışmış ve her gün üstlerine yağmur gibi bombaların yağdığı 40 bin masum sivili sıfır noktasında Halep'te insani yardım ve Kızılay ekipleri olarak karşılayıp güvenli bölgelerde oluşturduğumuz kamplarda AFAD'ın da desteğiyle koruma altına aldık. Düzenli insani destek sağlamaya devam ettiğimiz bu insanlar çok şükür bugün güvenli hayata tutunuyorlar. Madalyaya layık görülen isimlere ödüllerinin verilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye dünyanın büyük mültecilere yardım operasyonunu kimseye ihtiyaç duymadan kendi başına yürütebiliyorsa bunda Kızılay'ın çok büyük rolü vardır dedi. Ülkemizin dört bir yanında bu tür olaylar olduğunda Kızılay orada. Bunun için bugün burada madalyalarını takdim ettiğimiz hayırseverlerimizin gösterdikleri âli cenaplığı çok değerli görüyorum. Eğer bugün Türkiye dünyanın en büyük mültecilere yardım operasyonunu kimseye ihtiyaç duymadan kendi başına yürütebiliyorsa bunda Kızılay'ımızın çok büyük rolü vardır.